Nu mal Khazir roştiyamo, haşlıyamo, rendiyamo, rendekiyamo. Av bir spor değil, bir cinayettir gerçekten, vicdani değildir. Hangi yasa olursa olsun vicdani olmadığı sürece yani halk nezdinde kabul edilemez. Mesela biz bazen keçilere yani bakarken bile yani gözlerimiz doluyor. Biz inanın doğaya çıktığımız her dönemde, her zaman, her mevsimde bu hayvanlarla karşılaştığımız zaman öyle bir büyük mutluluk yaşıyoruz ki. Hızır'ın keçileri diyoruz. O keçilere sahip çıkacağız ki Hızır da bize sahip çıksın. Bu dünya bütün canlılara ait. Biz de onlara da saygı göstererek, onlara da yaşam hakkı tanıyarak, yaşam alanı tanıyarak bu şekilde yaşamamız gerekiyor. Haddimizi bilmemiz gerekiyor kısaca yani. Doğayı olduğu gibi kabul etmek lazım. Doğanın dokusunu her şeyden önce bozmamak lazım. Avı spor ya da hobi olarak görmüyoruz. Bir cinayet yani. Sonuçta bu bölgede gelip insanlar canlılara cinayet işliyor. 37-38 katliamlarında ve sonrasında işte uzun süre dağda kalmış insanlar, yeminle söylüyorum ki bunların anlattığımı babam defalarca anlattı. Açlıkla pençeleşiyorlar ve bu açlık döneminde bile bu hayvanlara kıymıyorlar. Peki çıkmış dağın tepesine, bana diyor ki vur diyor. Karşıdan bak diyor falan yerde. Bakıyorum, inanır mısın Allah şahit. Öteden tam nişan alıyorum. 5-6 tane kurt ağzını açmış bana doğru geliyor. İndiriyorum, bir şey yok. İnanın ben inanıyorum çünkü sahipsiz değildir o Hızır'ın o dağdaki o hayvanlar asla sahipsiz değildir. Bir sahibi vardır. Yani vayri questo. Ya. Düşünün bir hayvanın gübresi bile doğaya katkı sağlıyor. Bir ağaç yaprağı ya da dalı düşerken toprağa katkı sağlıyor. Ama insan toprağı zehirliyor, suyu zehirliyor, havayı zehirliyor. Zevk için hayvanı katlediyor, tamam mı? Yani bu onlar bizden daha çok hak ediyorlar bu. Biz Dersim Kültür ve Doğa Derneği olarak Dersim'in diline, kültürüne, inançlarına yönelik çalışmalar yürüten bir kurumuz zaten. Dolayısıyla Dersim'in doğasında bizlerle beraber yaşayan canlılar da bizim esas alanlarımızdan, onların yaşam hakları bizim temel meselelerimizden bir tanesidir. Biz doğamızda bu tür canlıların gerek dağ keçisi olsun, keklikler olsun, balıklar olsun, domuzlar olsun bu hayvanların katledilmesini, onların yaşam hakkının ellerinden alınmasını doğru bulmuyoruz. Avcılık bizce bir spor değildir, avcılık cinayettir. Avcılığa dair yasal düzenlemelerin bir an evvel yapılmasını ve avcılığın tümünün, bütününün yasaklanmasını talep ediyoruz. Dersim yöresinde Hızır'ın keçileri diye adlandırılan dağ keçileri, bu dağ keçilerine yapılan zulüm haddini aşmıştır. Bizim inancımızda dağ keçileri yani Hızır'ın keçileri kutsaldır. Kutsanmıştır. Aslında Dersim'in yöresinde her şey kutsaldır. Av ihaleleri yapılıp hayvanlarımız katlediliyor. İşte Dersim coğrafyasınca kutsal kabul edilen dağ keçileri, diğer domuz, keklik bu gibi hayvanlar katlediliyor. Buna izin veren maalesef bir mevzuat var. Biz bu mevzuatı kabul etmiyoruz. Dersim halkı da zaman zaman buna ilişkin tepkilerini medyadan, sosyal medyadan dile getirdi. Birçok av ihalesi de iptal edildi ama ne hikmetse bu avcılık tekrar aralıklarla Dersim halkının önüne getiriliyor ve Dersim halkının huzuru bozuluyor. Düşünün bir halk bu avcılığı istemiyor. Tepkisini yoğun bir şekilde getirmesine rağmen tekrar önüne koyuyorsunuz ve bu halkı stres ediyorsunuz. Bu halkı huzursuz ediyorsunuz. Düşünün bir hayvanı öldürmek bir insanı öldürmekle eş değerdir. Zevk için bir cana kıyılmaz. Bir dağ keçisine, bir domuza, bir kekliğe kıyan insan düşünsün yani. Bunu kendi çocuğu, babası ya da yakın akrabasını düşünsün. Bunun öldürüldüğünü düşünsün yani. Bu bence bu eş değerli. Dağ keçisi dersinde kutsal kabul ediliyor. Vurulmasını istemiyor. Ama ben
sadece dağ keçisi vurulmasın ya da Dersim'de avcılık, Dersim'de avcılığa hayır şeklindeki görüşlere katılmıyorum. Bir domuzun da canı var ve domuz da bu coğrafya için, bu doğal denge için doğal gereklidir. Bir keklik de öyledir, bir solucan da öyledir. Hem vicdanen hem ahlaken bu kabul edilemez. O yüzden hem sadece av bütün yönlerle yasaklansın yani. Sadece yani işte geçen açıklamaya gittiğimiz zaman yani polis memurları işte sadece dağ keçisi değil domuz vuruyorlar şeklinde bir beyanda bulundular. Yani domuzun da bir canı yok mu yani? Bir kekliğin de canı yok mu yani? Bu kabul edilemez bir şekilde. Ve sadece Dersim'de değil, tüm ülkede, tüm dünyada avcılığın yasaklanması gerekiyor. Bir insan spor için ya da zevk için bir hayvana kıyamaz. Bu kesinlikle vahşettir. Bu dünya sadece bize ait değil. Bu dünya bütün canlılara aittir. Doğada bulunan tüm yaşam bizim kutsalımızdır. Bu kutsalımıza dokunmalarına izin vermeyeceğiz. Kaçak yapılan avcılık üzerinden verilen cezaların da aslında bu işin resmiyete kavuşturulup belirli yasalar çerçevesinde yapılmasına ön açmak demektir. Kaçak ya da ihale usulü yasalara dayandırılarak yapılan tüm avcılığa ve bu avcılığın da cinayet olarak tanımlandığını bilinmesini istiyoruz. Bizler için cinayettir. Bu cinayete karşı hep beraber mücadele edeceğiz. Dersim halkı olarak toprağa, taşa, bitkiye, hayvana, birçok şeye ruhunu alırız ve bunlar bizim kutsallarımızdır. Kutsallara yapılan saldırı sadece hayvana yapılmış değil, aynı zamanda bizim kendi özümüze de yapılmış bir saldırıdır. İnsanlığın buna karşı yapılabilmesi gereken ne varsa yapılması taraftarıyız. Kendi Dersimli halkımızdan yardımcı olanlar, onların yandaşı olan insanlar var. Bunlara tam anlamıyla ifşa edilmesi taraftarıyız. Çünkü yani kendi kutsalımıza bile saygısı olmayan bir insanın Dersimli olarak kendisini ortamda yani etrafta tanıtması bile bizim için bir utanç kaynağıdır. Biz mesela onların fotoğraflarını bile çekmeye çekiniyoruz. Ama insanların bunları böyle bu kadar vahşice bir şekilde öldürmesi, bir de onların yanında fotoğraf çekmeleri o kadar iğrenç ki yani gerçekten kendime insan demek istemiyorum ya. Onlar ya eğer kendilerine insan diyorlarsa kendime insan demek istemiyorum. Eğitimsel olarak dediğim gibi her canlının yaşam hakkı olduğunu ve kimsenin bu hakkı onun elinden almaya hakkı olmadığına inanıyoruz. Biz insanlar dünyayı parselledi kendimiz. Daha hırslı olduğumuz için, diğer canlılardan daha hırslı olduğumuz için bütün dünyaya hakim olduk, bütün dünyayı parselledik ve bunda kendimize hak görüyoruz. Aslında bizim böyle bir hakkımız yok. Nesli tükenmekte olan bir hayvan, dağ keçileri her yıl bu mevsimde ya kaçak avcılar tarafından veya yasal avcılar tarafından, ikisi de, biz ikisine de karşıyız, suçtur, cinayettir. Bu ne insanidir, ne vicdanidir, ne ahlakidir. Yani bunu hiçbir şeye sığdıramazsınız. Bunların mutlaka önüne geçilmesi lazım. Her yıl aynı handikapı yaşıyoruz. Yani niye huzursuz ediyorsunuz bizi? Yani niye bizi sıkıntıya sokuyorsunuz? Anlayamıyoruz ki. Kesinlikle buna bir son verilmesi gerekir. Bunun durdurulması gerekir. Doğada gördüğümüz canlılar, hayvanların hepsinin bir hikayesi var, bir mitolojisi var. Yani bu dağda işte ayıdır, tilkidir, alabalıktır, geyiktir. Hepsinin birçok hikayesi var, fabulu var. Şimdi bu hiçbir bölgede yok. Aslında bu çok büyük bir zenginlik, kültürel bir zenginlik. Yani bunu bizim gelecek kuşaklara aktarmamız gerekirken aynı zamanda bir tarihi de yok etmiş oluyoruz. Bir hikayeyi, orada birçok anı, ders, insanın yaşamında geleceğe dönük öncülük edecek birçok hikaye var mitolojide. İşte bunlardan biri işte ayının hikayesi bizim özellikle Zazaca dilinde anlatılır. Geyiğin hikayesi anlatılır ve birçok dönemde avcılık yapmış insanlar işte mutlaka başından bir olay geçmiştir. Ve bu avcılığı bırakmasını yani dağ keçisini katletmesinin artık pişman olmuştur, tövbe etmiştir ve onlarca örneği vardır böyle. Gitmeyen bir sürü avcı vardır böyle. Vazgeçen işte çocuğuyla ilgili, geleceğiyle ilgili. Burada da biz de şunu söylüyoruz. Yani özellikle bu bölgenin çocukları, bu bölgede yaşamış, bu topraklarda büyümüş çocuklara özellikle sesleniyoruz.
Yani buna öncülük etmesinler. Sonuçta yarın bu coğrafyada yaşıyorlar. İnsanların yani gelecekteki çocuklarını, gelecekteki yaşayan ailelerini zan altında bırakmasınlar. İnsanlar işte babamız işte canlı katliamında yer almıştır. Bununla ilgili toplumda büyük bir baskı var. Ben de buradan sesleniyorum. Özellikle bu konuda öncülük eden insanlara sesleniyorum. Vicdanlarına sesleniyorum. Yani artık bu çağda bu işi bıraksınlar. Dersim özel bir bölge. Dersim'deki o canlı gördüğümüz canlılar, özellikle insanlar inancımıza dönük de tek insana, Alevi inancında, Dersim inancında, doğadaki tüm canlılar, doğada bir candır. Bizimle beraber her suyun, kurdun, kuşun, herkesin bir hakkı var ve bunlar hepsi aslında Dersim'i oluşturuyor. Yani bizde muzur akmazsa Dersim yok. Bizde dağ keçisi olmazsa yine Dersim yok. İşte gördüğümüz tüm bitki, hayvan, ağaç, yani doğa, bir bütün biz hepimiz Dersim'i oluşturuyoruz. Aslında Dersim'i katlediyoruz. Onlar öldürenler kendi dininin imanını bilmiyorlar. Mavi hakkı ne kemali peşmeksi. Kaçı mali hazır niye ve kravu.